Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Xiaomi telefonlarda gelen mesajı veya girdiğiniz internet sitesindeki bir metni veya uygulama içerisinde yer alan bir metni sesli olarak okutabileceğimiz bir uygulamayı nasıl aktif edebiliriz bunu anlatacağım arkadaşlar. Bu özellik en çok görme engelli insanların işine yarayabilir veya gözünde az da olsa görme problemi yaşayan insanların işine yarar veya eli işten dolayı ıslak olabilir veya o an telefon elinde olamıyorsa eğer kulaklık takıp gelen mesajı sesli olarak okutmasını sağlayabilir arkadaşlar. Gerçekten normal hayatta çok işe yarayan ve yarayabilecek bir uygulama. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu videoyu lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin. Yapacaklarımı aynen takip ettiğinizde arkadaşlar bu harika özelliği siz de Xiaomi telefonunuzda aktif edebileceksiniz. Bunun için yapmamız gereken ayarlar menüsüne giriyoruz. Ayarlar menüsünden şöyle en yukarıya getireyim. Ek ayarlar veya bazı Xiaomi modellerinde özel özellikler yazar. İkisi de aynı kavramdır arkadaşlar. Ek ayarlar menüsüne giriyoruz. Ve erişilebilirlik yine en üstte aldım arkadaşlar. Erişilebilirlik menüsüne giriyoruz ve en üstte gördüğünüz gibi başlıklar var. Genel, görüş, işitme ve fiziksel gibi. Burada biz görüş menüsüne tıklıyoruz. Üst menüsüne tıklıyoruz ve üstten ikinci seç ve dinle yazan menüyü açıyoruz. Ve şurada seç ve dinle hakkında yazan kısacık bir açıklama var. Orayı da size okuyayım arkadaşlar. Seç ve dinle nasıl kullanılır? Seç ve dinleyi başlatın. Ardından şunları yapabilirsiniz. Metin veya resim gibi belirli bir öğeye dokunma. Birden çok öğe seçmek için parmağınızı ekranında sürükleme. Ekranda yazan her şeyi duymak için çal düğmesine dokunma. Kamera görünümünün içinde çıkan metni seçme. Yani okutmak istediğiniz bir uygulama içinde bir metni veya internet sitesinde bir metni veya gelen mesaj WhatsApp üzerinden olur, SMS üzerinden olur veya herhangi bir sosyal medya üzerinden gelen bir mesajı okutmak istiyorsanız arkadaşlar bu özelliği aktif ederseniz çok gayet işinize yarayacak bir uygulama gömülü bir Xiaomi özelliği diyelim. Burada gördüğünüz gibi seçenekler menüsü var. Seç ve dinle kısa yolu altında kapalı yazıyor arkadaşlar. Sağ tarafta düğme gri halde pasif durumda duruyor. Burada gördüğünüz gibi bir açıklama geliyor. İzin ver diyorsunuz. Ve bu özelliği kullanmak için ekranınızın alt kısmında erişilebilirlik düğmesine dokunun diyor. Özellikler arasında geçiş yapmak için erişilebilirlik düğmesine dokunup basılı tutun. Bunu kabul ettiğinizde arkadaşlar telefonunuzun gördüğünüz gibi bende de çıktı. Telefonunuzun sağ köşesinde üçgen ve insan figürüne benzer küçük bir ikon çıkıyor arkadaşlar. Bu ikonu tıkladığınızda arkadaşlar o an açık olan yazılı bir metni başlat gördüğünüz gibi üstte de göstermiş. Başlat düğmesine bastığınızda o metni sesli olarak size okuyabiliyor arkadaşlar. Şimdi uygulama olarak bunu göstereceğim. Buradan çıkıyoruz. Bana SMS gelmişti AFAD'dan. Bunu sizlere örnekle göstereceğim arkadaşlar. Telefonumuzun sağ köşesinde ikona tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada başlat, durdur. Şöyle ayarlar var. Bunlar çıkıyor arkadaşlar. Burada ortadaki küçük üçgene tıkladığımızda burada yazan metinler okumaya başlayacak. Evet başlıyoruz. Genişlet. Sürekli okumaya başla. Seç ve dinleyi devre dışı bırak. Kaydı durdur. 403. AFAD dedi ki afet ve acil durumlarda gönderilen uyarı mesajlarını almak için cihazınızın 112. kanalini kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi aktif etmeniz gerekmektedir. B002, 3 Kasım 19:35. Mesaj listesi. Bu kısa mesaj yanıtlanamaz. Daha fazla bilgi. Yukarı git. AFAD. Diğer... Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha uzun bir metin de olabilir. Gözünüzü yormadan, dikkatinizi dağıtmadan bir araç kullanıyor olabilirsiniz. Bu da çok işe yarayabilir. Kulaklıkla veya araç teybinizin Bluetooth özelliğini kullanarak gelen mesajı direkt sesli olarak dinlemenize yarar. Gayet günlük hayatta işimize yarayabilecek
Xiaomi telefonların güzel özelliklerinden birisidir arkadaşlar. Bugün neyi tanıttık size onu kısaca açıklayayım. Bugün Xiaomi telefonlarında gömülü olarak gelen SMS'i yani metni sese çeviren, sesli okumayı sağlayan gömülü uygulamayı tanıttık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi yararlı videoların devamı için sizden ricam arkadaşlar, YouTube kanalıma abone olarak o güzel yorumlarınızı, eleştirilerinizi yaparak, videolarımı beğenerek, likelayarak, paylaşarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Malatya'dan sevgiler, selamlar.